iki bölüm olarak rehberi ekranlara getirdiğimizi söylemiştik. Şimdi ikinci günümüzdeyiz. Şunu baştan söyleyeyim efendim. Sosyal medyada yorumlarınızı yazarken size %100 katılıyorum. Mutlaka eksiklerimiz olacaktır. Mutlaka gidemediğimiz yerler olacaktır. Mutlaka sizin ekranda görmek isteyip de bizim veremediklerimiz olacaktır. Ama hem pandemi dönemi hem Ramazan, o yüzden biz inanın elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Sayın Valim'le tekrar beraberiz ve çok özel ve pırıl pırıl bir yerdeyiz. Sayın Valim, tekrar hayırlı Ramazanlar. Biz neredeyiz? Şimdi biz Suriçin'deyiz. Eski Diyarbakır dediğimiz zaten Suriçin'den oluşur. Ve bu bölge maalesef 2015 yılında bölgede yaşanan bu Hendek ve Çukur olaylarında yakılıp yıkılıp yok edilen bölgeyi devletimiz 5 yıllık bir çalışmayla ayağa kaldırdı. Şu anda bu gördüğümüz bölgede artık evlerin anahtarları hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Bu bölge yaşama açılmak üzere artık. Bu bölge çok değerli, çok kıymetli Diyarbakır için. Diyarbakır Suriçi için çok kıymetli bir yer. İnşallah bu bölgede hemen arkamızda Yenikapı Caddemiz var. Alışveriş merkezi olacak. Hemen onun yanında Hançepek Meydanı düzenlemesi olacak. Surların restorasyonu, Keçi Burcu etrafında şu anda bir restorasyon yapıyoruz. Diyarbakır'ın yeni cazibe merkezi artık Suriçi ve bu bölge olacak. Bu kadar emin ve bu kadar kesin söylüyoruz. Diyarbakır'da yeni cazibe merkezleri oluşuyor. Hem tarihle hem kültürle iç içe, hem de modern yaşamın ihtiyaçlarını da giderebilecek fonksiyonlar yüklenmiş Diyarbakır'ın yeni cazibe merkezi oluşuyor inşallah. Sayın Valim, biraz gastronomiden bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz konu gezi programı olunca, kültür programı olunca, hele Ramazan'da olunca herkesin aklına geliyor. Önce şunu soracağım. Şimdi Ramazan ayındayız ama göreve geldiğiniz günden bu yana hiç siz de sabah erkenden kalkıp ciğer yediniz mi? Vallahi ciğer yedik ve özlüyoruz da, yemediğimizde de istiyoruz, yemek de istiyoruz. Ciğer Diyarbakır'da muhteşem ama sadece Diyarbakır'ın gastronomisini, ciğeri de indirmemek lazım. Gerçekten Diyarbakır'ın o güçlü gastronomisine de haksızlık etmiş oluruz. Ama eyvallah, ciğer çok özel. Kadayıf çok özel. Kadayıf çok özel. Kaburga çok özel ama bunlar daha iceberg'in üzerinde kalan kısmı. Diyarbakır'da çok köklü, çok muhteşem bir gastronomi var. Niye? Çünkü Diyarbakır 33 medeniyeti ev sahipliği yapmış. Her medeniyetin Diyarbakır gastronomisine kattığı özellikler var. Özel tatlar var, lezzetler var. Biz şimdi gastronomide UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına katılmak üzere bir çalışma yapıyoruz. Onun tanıtım toplantısında şöyle bir cümle kullanmıştım. İnsanlığın lezzet serüveninin başladığı yerdir Diyarbakır. Bu iddialı bir cümledir. Ama bunu kullanmamızın sebepleri var. Çünkü ilk kültür tarımı buğdayda, arpada, mısırda, ilk evcilleştirilmiş hayvanlar, koyun, keçi, inek bu topraklarda yerleşik hayata geçiyor. Kültür tarımı bu topraklarda başlıyor. İlk mayalı hamurdan ekmek, Körtik Tepe dediğimiz hemen Diyarbakır'a yakın bir arkeoloji alanında bulunan araç gereçle burada pişirildiği ortaya çıktı. Onun için Diyarbakır insanlığın lezzet serüveninin başladığı 0 kilometredir. Onun için bu şehirde gelip bu şehrin sadece ciğerini, kaburgasını, kadayıfını değil, bu şehrin bütün lezzetlerini, özellikle otla ilgili, otla yapılan yemeklerini mutlaka tatmak lazım, yemek lazım. Diyarbakır bundan sonra gastronomisiyle çok daha fazla gündemde olacak. Türkiye'nin gastronomisi çok güçlü şehirleri var. Eyvallah, onlar hiçbir itirazımız yok. Ama Diyarbakır'ın Türkiye'nin gastronomisi güçlü şehirlerden bir tanesinin olduğunu iddia ediyoruz. Ve bunu da hem Türk kamuoyuna hem dünya kamuoyuna inşallah önümüzdeki dönemde anlatmış olacağız. Sayın Valim, çok özel bir soru soracağım. Şimdi tabii ki belki konumunuz gereği ayrım yapamayacaksınız. Belki herhangi bir yerin ön plana çıkmasını istemeyeceksiniz ama görev yaptığınız süre boyunca sizin için Diyarbakır'ın en özel, kültürel olabilir, doğal olabilir yeri neresi? Diyarbakır'da çok değer var tabii yani. Diyarbakır gerçekten, baştan beri hep aynı şeyleri anlatıyoruz belki. İşte 33 medeniyeti ev sahipliği yapmış bir şehirde. Şu anda içerisinde bulunduğumuz surun etrafındaki 5200 metrelik surları, ki bu surlarda
bu şehirden geçmiş her medeniyetin izleri var. Ben şimdi surlardaki, burçlardaki inşaatları incelemekten size röportaja geldim. Selçuklu Sultanı Melik Şah'ın yaptırdığı burcu inceleyerek buraya geldim. İşte Mervaniler, Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Osmanlılar, geriye git Romalılar, herkesin, bu şehirden geçmiş herkesin izlerinin taşıdığı ve UNESCO'nun da 2015 yılında artık dünya mirasıdır bu surlar dediği bir değerimiz var. 5200 metre uzunluğunda ve dünyada ikinci en uzun şehir surlarıdır Diyarbakır surları. Şu anda biz bunu gözümüz gibi koruyup gelecek nesillere aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Hemen arkada siz de görmüşsünüzdür restorasyon çalışmalarını. Diyarbakır'ın şu anda en kıymetli varlığı bunlar. Ama manevi olarak sorarsanız peygamberler bu şehirde bizim misafirimizdir. Peygamberlerin makberidir bu şehir. Sahabelerin makberidir. Din ve devlet büyüklerimizin makberidir. En yakın zamanda biliyorsunuz 1. Kılıç Aslan Anadolu'yu Haçlı ordularına geçilmez kılan, aslında İslam dünyasını ve Kudüs'ü Anadolu'da koruyan 1. Kılıç Aslan'ın mezarını biz Silvan'da ortaya çıkardık. Şimdi Harzemşah'ın mezarı da Silvan'da biliniyor ama yerini daha tespit edemedik. Onunla ilgili bir çalışmamız var. Yani Diyarbakır'da çok önemli bizim değerlerimiz var, misafirlerimiz var. Bunların hepsini topladığınızda Diyarbakır kıymetli bir yer, değerli bir yer. Ben çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'ın benim için çok önemli olduğunu hep söylerim. Askerliğimi burada yapmıştım. Çok aslında uzun bir geçmiş de değil. 13-14 yıl öncesi ve annem Diyarbakır'a geldi, beni ziyaret etti ve döndükten sonra hep şunu söyledi. Gördüğünüz, daha doğrusu duyduğunuz, sağdan soldan okuduğunuz, kulaktan dolma bilgilere kimse inanmasın. Diyarbakır'ı gelin görün. Diyarbakır'da kimse aç kalmaz, açıkta kalmaz. Ve ben artık şunu da söylemek istemiyorum. Ben artık bazı olaylarla burayı çoktan unutalı, o olayların üstüne sünger çekeli, çok inanın oldu. Ama çok çok uzun zaman oldu. O yüzden rica ediyorum. Önümüz yaz. İnşallah pandemi de bitecek. Seyahatler başlayacak. Tamam, Bodrum'a gidin, Marmaris'e gidin, Antalya'ya gidin, Karadeniz'e de gidin. Bu vatanın hepsi bizim. Ama ne olur, eğer görmediyseniz, Diyarbakır başta olmak üzere Sayın Valimin o bahsettiği altın üçgen kapsamında kendinize vakit ayırın. İnanın pişman olmayacaksınız. Bu şehrin sloganı serseren serçavan. Başım gözüm üstüne. Burada en güzel şekilde ağırlanırsınız. Biz bunun en güzel örneğini de bu programda gördük. Bu bizim de aynı zamanda kapanış da anonsumuz olsun. Sizden Diyarbakır'la ilgili son bir mesaj alayım Sayın Valim ve ev sahipliğiniz için sizin nezdinizde tüm emeği geçenlere de teşekkür ederim. Şimdi bahsettiğiniz konu aslında bizim en büyük problemimiz. Algı problemi. Olguyla algı şu anda Diyarbakır için farklı. İşte sizin bu yapmış olduğunuz çalışmalar, bizim ortaya koymuş olduğumuz çalışmalar inşallah Diyarbakır'ın hak etmediği algısını hep beraber kıracağız. Onun için size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizin aracılığınızla sesimizin ulaştığı herkese keremke diyoruz. Keremke demek Kürtçe'de buyurunuz. Buyurunuz Diyarbakır'a geliniz. Keremke, keremke, keremke. Sayın Valim çok teşekkür ederim. Vallahi süper.